Zaman çizelgesinde temel olarak kullanılabilecek 3 farklı tipte kare bulunmaktadır. Bu karelerden ilki boş anahtar karedir. Yeni bir katman oluşturulduğu zaman bu katmanın ilk karesi boş anahtar kare şeklinde oluşturulur. Boş anahtar kareler sahneye bir çizim yaptığımız zaman otomatik olarak anahtar karelere dönüştürülecektir. Bu işlemi gözlemleyebilmek için sahneye bir çizim yapalım. Şu anda katman 1'in birinci karesinin boş anahtar kare olduğunu görüyoruz. Saniye bir çizim yapmış, yaptığımızda katman 1'in birin, birinci karesinin anahtar kareye dönüştürüldüğünü göreceksiniz. Anahtar kareler zaman içerisindeki değişimleri belirleyen karelerdir. Anahtar kareleri kullanarak animasyonlar ya da zaman içerisindeki değişimleri belirleyebilirsiniz. Yeni bir katman oluşturduğumuzda bu katmanın ilk karesi de otomatik olarak boş bir anahtar kare olarak oluşturulacaktır. Bir zaman çizelgesindeki katmana baktığımız zaman hangi katman içerisinde bir görselin olup olmadığını bu katmanın karelerine bakarak anlayabiliriz. Şu andaki örneğimizde katman 1'in birinci karesi anahtar kare olduğundan dolayı bu katman içerisinde bir çizim olduğunu, katmanın 2'nin birinci karesinin boş anahtar kare olduğunu gördüğümüzden bu katmanın içerisinde herhangi bir çizim olmadığını anlayabiliriz. Bu katmana da bir çizim yapmış olduğumuzda bu katmanın birinci karesinin de hemen anahtar kare haline dönüşeceğini görebilmekteyiz. Zaman çizelgesindeki değişimler sadece ve sadece anahtar karelerle yapılabilir. Bunu daha iyi anlayabilmek için şu şekilde bir örnek yapabiliriz. Örneğimizi daha iyi bir şekilde anlayabilmek için katman 2'yi siliyorum. Katman 1 içerisinde şu anda bir kare var. Üçüncü tir kare tipimiz ise karedir. Kare kare tipi zaman çizelgesindeki bir anahtar karenin varlığının uzatılması için kullanılır. Şu anda benim flash filmim bir katmandan oluşmakta ve flash filminin uzunluğu da bir karedir. Flash filmimi daha uzun hale getirmek ya da katman birin varlığını film içerisinde daha uzun bir halde kullanmak istiyorsam katman 1'in varlığını uzatmak durumundayım. Bunu yapmak için hangi kareye kadar bu katmanı uzatmak istiyorsam ilgili katmanın karesini kadran üzerinden belirliyorum. Sağ fare ile açılan menüden kare ekle seçeneğini seçiyorum. Şu andaki katman 1'de birinci karemiz anahtar kare. Bundan sonraki her bir kare ise karedir. Biraz önce zaman çizelgesi içerisindeki değişimlerin sadece ve sadece anahtar karelerle yapılabildiğini söylemiştik. O zaman şu anda cismi seçersem, birinci karedeyim ve bu cismi farklı bir konuma taşırsam, bu cismin 30. karedeki konumu da birinci karedeki konumla aynı olacaktır. Çünkü bu cismin konumunu belirleyen kare anahtar karedir, o da birinci karededir. Benzer şekilde örneğin 20. kare, ya da 30. kareyi seçtikten sonra cismin konumunu değiştirdiğinizde bu cismin birinci karesindeki konumu da aynı yere gelecektir. Çünkü siz 30. karede bu cismin konumunu değiştirdiğiniz zaman bu değişikliğin sadece birinci karede belirtebileceğini flash bildiğinden tüm değişikleri birinci karede uygulamaktadır. O zaman zaman içerisinde değişim yaratmak istediğinizde yeni bir anahtar kare oluşturmak durumunda kalırsınız.